KOSGEB'le hepimiz bir işletme sahibi olmaya hayal ediyoruz değil mi? KOSGEB e-ticaret projelerine de destek veriyor arkadaşlar. KOSGEB'in hibe destekleriyle, kredi destekleriyle siz de hızlı bir şekilde e-ticaret sektörüne giriş yapabilir. Sektördeki satış potansiyelinden hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken işlemler çok zor değil. Ben size bu videoda bunları anlatmaya çalışacağım. KOSGEB desteğiyle nasıl e-ticaret projesi geliştirilir? Nasıl kendi internet sitenize sahip olabilirsiniz? KOSGEB desteğiyle nasıl online satışa adım atabilirsiniz? Size bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Hadi o zaman hemen videoya geçelim. Kıymetli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanalda dijital pazarlama, e-ticaret, SEO çalışmaları, KOSGEB kredi destekleri ve dijitale dair her şeyi konuşuyoruz. Bugünkü konumuzda KOSGEB. KOSGEB desteğiyle e-ticaret projelerini nasıl kurabiliriz? Nasıl kendi internet sitemizi kurabiliriz? KOSGEB desteğiyle nasıl firma kurup iş planı hazırlarız? Daha sonrasında e-ticaretle ilgili destekleri KOSGEB'den nasıl alabiliriz? Bugün size bunları anlatmaya çalışacağım. Her şeyden önce şunu bilmenizde fayda var. KOSGEB e-ticaret projelerini destekliyor arkadaşlar. KOSGEB'in desteklediği NACE kodlarının arasında TV, radyo, internet üzerinden tele satış kanalıyla ilgili bir NACE kodu var. Ben sana NACE kodunun tam açıklamasında birazdan söyleyeceğim zaten. KOSGEB'e başvurup KOSGEB eğitimlerini alıp daha sonrasında bu eğitimleri başarıyla tamamlayıp KOSGEB'e projenizi, planınızı yazıp onay aldıktan sonra şirket kuruluşlarınızı yaptığınızda KOSGEB size şahıs firması olarak dahi kursanız kredi ya da hibe destekleri veriyor. Kuruluş masraflarınızı karşılıyor arkadaşlar. Ayrıca yazılım teknoloji desteklerini de, yazılım teknoloji hibe desteklerini de yine sağlıyor. Eğer KOSGEB'den destek almak istiyorsanız şirket kurmak, eğitim almak bir yana iş planı hazırlamayı öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Ya da bu iş planını profesyonellere hazırlatmanız lazım. Bunlar da tabii parayla yapıyorlar bu işleri. Ama kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Oturup benim size birazdan vereceğim tiyolarla birlikte, videonun içerisinde bahsedeceğim konularla birlikte kendi iş planınızı kendiniz çok kolaylıkla hazırlayıp KOSGEB'e sunabilirsiniz arkadaşlar. Emin olun korkulacak hiçbir şey yok. KOSGEB'deki KOSGEB yetkilileriniz, KOSGEB danışmanlarınız zaten size yardımcı oluyorlar. Kimseye KOSGEB için para vermenize gerek yok arkadaşlar. KOSGEB'den e-ticaret kredisi, yani e-ticaret projesinin hibesini ya da kredisini almak istiyorsanız, bu arada iş planınıza göre hem hibe destekleri var hem kredi destekleri var. Zaten açılış masraflarınızı vesaire KOSGEB karşılıyor. Şöyle yapmanız gerekiyor. KOSGEB'den e-ticaretle ilgili, e-ticaret projenizle ilgili kredi alabilmek için öncelikle KOSGEB'in e-akademi portalına girip buradan girişimcilik ve ileri seviye girişimcilik eğitimlerini tamamlamanız gerekiyor. Öncelikle girişimcilik eğitimini tamamlamalısınız. Daha sonra da ileri seviye girişimcilik eğitimini tamamlayıp başarıyla bitirmelisiniz. Daha sonra KOSGEB danışmanınıza danışarak iş planınızı hazırlamalısınız. İş planınızda neler yazacağını birazdan hemen söyleyeceğim ben size iş planı detaylarında. Bunun sonrasında şirket kurulumu yapmanız gerekiyor. Şahıs şirketi kuracaksanız şahıs şirketi, limite şirketi kuracaksanız limite şirketi kurmalısınız. Bu arada kuruluşlarda masrafları siz yapıyorsunuz kurulum işlemlerinde. KOSGEB size daha sonra bu parayı ödüyor arkadaşlar. Yani o hibe desteğini vesaire KOSGEB size siz masrafları yaptıktan sonra ödüyor. Bunu aklınızda bulundurun arkadaşlar. KOSGEB'den e-ticaretle ilgili hibe desteği alabilmek için KOSGEB'in belirlediği NACE kodları var. Peki e-ticaretle ilgili KOSGEB'in e-ticaretle ilgili desteğini alabilmek için hangi NACE kodunu kullanmalıyız? KOSGEB'den e-ticaret desteği alabilmek için arkadaşlar KOSGEB'in belirlediği TV, radyo ve internet aracılığıyla yapılan perakende satış NACE kodunu, yani kodun bu ismin karşılığı 479114 arkadaşlar. 47.91.14 numaralı NACE kodu ile e-ticaret desteği alabiliyorsunuz. Perakende e-ticarette perakende satış desteğini KOSGEB size sağlıyor arkadaşlar. Bu NACE kodunu kullanarak şirket faaliyet konunuz olarak bu NACE kodunu kullanıp şirket kuruluşunuzu yaptığınızda KOSGEB'den e-ticaret desteklerinden çok rahatlıkla faydalanabiliyorsunuz. Arkadaşlar KOSGEB'in hazırlayacağınız iş planında sizden isteyeceği bazı konular olacak. Bu konular, eğer üretim yapacaksanız, bir üretim alanınız olacaksa veya bir şey üretecekseniz mutlaka üretim planınız olmalı. Yönetim planınız olmalı. Bu kuracağınız şirketi kim yönetecek? Yöneticisi kim olacak? Çalışanı kaç kişi olacak? Girişim projeniz hakkında bilgiler olmalı. Ben şöyle notlar almıştım. Onları şuradan okuyacağım size. Girişiminiz hakkında bilgiler vermelisiniz. Nereden başlayacaksınız? Neler yapacaksınız? Bunu
KOSGEB'e anlatıyor olmanız gerekiyor o formda. Ben formu zaten daha önceki eğitimlerimde de paylaşmıştım. Yine gerekirse paylaşırım ben bu videonun altında. Oradan KOSGEB iş planı örneğine bakabilirsiniz arkadaşlar. Finansal planınız olmalı. Nereden geliriniz gelecek? Ne kadar bir yıl içinde gelir bekliyorsunuz? Giderleriniz ne olacak? Gelirleriniz ne olacak? Öngörüleriniz neler? Bunları o formda yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Girilen sektörünüzle alakalı ilgili sektör planınızı yazmanız lazım. Atıyorum çikolata sektörüne giriyorsanız çikolata sektörüyle ilgili bilginiz olmalı. Çikolata sektörüyle ilgili alanınızla ilgili bilgileriniz ve bu sektörle ilgili planlarınız olmalı. Bunları mutlaka yazmalısınız. Bir pazarlama planınız olmalı. Pazarlama ve satış planınızı, markanızı tanıtacak o planı ya da işte internet sitenizi nasıl tanıtacaksınız, ne kadar reklam bütçesi harcayacaksınız bunları da yine KOSGEB projesine yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlara da iyi çalışmış olmanız gerekiyor. KOSGEB'den talep edilen destekleriniz neler? İşte kuruluş desteği istiyorum, makine tesisat desteği istiyorum, ARGE desteği istiyorum işte vesaire vesaire ne destekleri istiyorsanız alanınız neyse. Ben şu an bu size bahsettiğim 479114 numaralı NACE koduyla faaliyet konunuz olarak girerseniz KOSGEB size kuruluş desteği verir arkadaşlar 5000 TL. Bir de personel istihdam sigorta desteği verir. Prim ödemesi yapar arkadaşlar. Onun dışında perakende satışta sadece ileriki dönemde, şirket kurulduktan sonra ileriki dönemde ARGE ve yazılım teknoloji desteği verebilir. İşte siz şirketi kurarsanız, bir pazar yerine satışa başlarsanız, daha sonra kendi sitenizi kurmak istersiniz. O zaman yazılım ihtiyacınız olur. Yazılım 20 bin liradır. E-ticaret altyapısı gerekir. O zaman size e-ticaret desteği verebilir arkadaşlar. Ama ilk etapta bu NACE koduyla kuruluş ve personel sigorta desteği, prim desteği vesaire veriyor arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle yapıyor. Personeli belli günlerde, bir yılda atıyorum, rakama takılmayın, 200 gün sigortalı olarak çalıştırıyorsanız size bunun karşılığında 5000 lira hibe desteği sağlıyor. O konuyla alakalı videom vardı. Onu da hemen üst tarafa ekliyorum arkadaşlar. Oradan detaylara bakabilirsiniz KOSGEB'in o desteğiyle alakalı. Onun dışında iş planınızda her şeyi detaylı bir şekilde yazmanız lazım. Yani KOSGEB yetkilisi sizi saatlerce dinleyecek vakti bulamayabilir. Çok özür dilerim. Sizi sürekli dinleyemez. Sizinle o kadar ilgilenemeyebilir. Çünkü o kadar çok talep, o kadar çok evrak var ki. O yüzden o iş planı formunda her şeyinizi oturup sıkılmadan yazmanız gerekiyor arkadaşlar. O biraz uzun bir şey. 20-25 sayfa galiba, tam emin değilim. Ama bunu oturup yazmanız gerekiyor. Bunu yazmaktan başka çareniz yok arkadaşlar. Peki KOSGEB'in e-ticaretle ilgili desteklerinin şartları neler? Her şeyden önce KOSGEB'in e-akademi sitesindeki girişimcilik eğitimini tamamlamanız lazım arkadaşlar. Bu eğitim 32 saat ve sadece KOSGEB e-akademiden izlenebiliyor sürekli. İstediğiniz zaman izleyebiliyorsunuz ve sadece online platformlarda. Bu eğitimlerle ilgili kimseye para vermenize gerek yok. Kimseden parayla bir şey öğrenmenize gerek yok. Eğer soracağınız bir şey varsa bana bu videonun altında sorabilirsiniz. Elimden gelen her şeyin cevabını size vermeye çalışırım. Ofisim KOSGEB Genel Merkezi'ne çok yakın. Hatta hemen yan binasında hızlı bir şekilde buradan KOSGEB'den bilgileri öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra iş planınızı yapıp KOSGEB'e gidiyorsunuz. KOSGEB'e bu iş planınızı sunuyorsunuz arkadaşlar KOSGEB danışmanına. Şöyle bir durum var yalnız orada. KOSGEB'in web sayfasından, e-portal üzerinden KOSGEB'e kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ancak kayıt yaptırmanız için de bir şahıs firması olmanız gerekiyor. Şahıs firması kurmuş ve esnaf veya sanayi odasına kayıt olmanız gerekiyor. Şimdi burada projelerde şunu sorabilirsiniz KOSGEB'deki yetkiliye. Siz planınızı hazırladınız. Önce talebe mi gidiyor? Önce talep edip onayı mı alacaksınız? Yoksa şirketi kurup ondan sonra mı onay alacaksınız? Bazı durumlarda bunlar değişebiliyor arkadaşlar. Onu o an KOSGEB'deki yetkinize sormanızda fayda var. Yani önce şirketi mi kuracaksınız yoksa önce iş planınızı mı onaylatacaksınız? Bunu KOSGEB'deki yetkiliye sorarsanız çok daha iyi olur. Çünkü ya prosedürü bazen değiştirebiliyorlar. Şimdi ben desem ki benim bildiğim kadarıyla önce plan onaylanıyor ama bazen de tam tersini yapabiliyorlar. O yüzden siz bunu size en yakın olan KOSGEB yetkili merkezine, KOSGEB merkezine sorarsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. KOSGEB'den destek almak istediğinizde KOSGEB'in desteklediği NACE kodları içinde olmalı. Demin bahsettiğim gibi 479114 olmayabilir arkadaşlar. Farklı NACE kodlarını da kullanabilirsiniz. Ahşap üretiyorsunuzdur. İşte bir ahşap üretim tesisi açacaksınızdır. Bir marangozhane açacaksınızdır. Burada da KOSGEB'den faydalanabiliyorsunuz. KOSGEB'in desteklediği NACE kodlarını ben yine videonun altına bırakacağım açıklama kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Ben sadece e-ticarete özel olan kodu söyledim size. 479114 ile e-ticaret sektörüyle alakalı
destek alabiliyorsunuz COSGAP'tan. Bunu bir yere not alabilirsiniz. Şöyle bir durum var. COSGAP vergi kaydınız olmadan, bir şirket açılışı olmadan esnaf muafiyet belgesiyle yaptığınız ticaretlerde destek vermiyor arkadaşlar. O yüzden COSGAP'tan destek almak için mutlaka bir şirket olmanız gerekiyor. Bu en büyük şart arkadaşlar. Bunu unutmayın. COSGAP desteğiniz onaylandıktan sonra, yani COSGAP iş planınız onaylandıktan sonra, şirketinizi kurduktan sonra peki nasıl bir yol izliyorsunuz arkadaşlar? Tedarikçilerle anlaşmalarınızı yapıyorsunuz. İşte pazar yerlerine satış yapacaksanız pazar yerlerinde sözleşmelerinizi yapıyorsunuz. Bu sözleşmeleri zaten pazar yeri eğitimlerimizde, pazar yerlerine satışlarda anlatmıştım ben daha önce de. Yine oralar üzerinden panellerinizi açabilirsiniz. Bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorsanız altyapı sağlayıcısı anlaşmanız gerekiyor veya kendinizle farklı ücretsiz sistemler üzerinden e-ticaret kurabilirsiniz ama hiç teknik altyapı vesaire bilmiyorsanız bu işlere girmeyin arkadaşlar. Bu işleri profesyonel yapan bir firmayla birlikte yapın. Hem uygun firmalar var hem pahalı firmalar var. Altyapı konusunda benden de destek alabilirsiniz. Elimden geldiğince çok uygun fiyatlara size destek olmaya çalışırım ben de. Onun dışında bu işlemleri yaptıktan sonra normal bir işletmeymiş gibi faaliyetinize devam ediyorsunuz zaten. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. COSGAP zaman zaman sizi denetleyebilir. Çalıştırdığınız personeli kontrol edebilir arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edin. Onun dışında da yani COSGAP'e özel başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece e-ticaret sektöründe iş yapacaksanız COSGAP'e güzel bir iş planı hazırlayıp sunmanız, bunu COSGAP'e onaylatmanız gerekiyor. Bunun için de benim size önerim, kafanızdaki o iş planını üşenmeden o kağıda yazın arkadaşlar. Şimdi birçok girişimci arkadaşımız var, şöyle yapıyor. Ben COSGAP'ten destek almak istiyorum ama ben bu formu doldurmasam olmaz mı? Ve ağlayıp duruyor, böyle kıvranıp duruyor. Ya o formu doldurmazsan olmaz. Çünkü karşıdaki adam senin gibi düşünemeyebilir. Adam seni anlamayabilir. Seni anlayacak vakti olmayabilir. Ama o kağıda baktığında seni anlamalı. Yani o iş planını öyle bir anlatmalısın ki, yani evet ya biz buna destek olalım, bu adam iş yapar diyebilmeli yani. Şimdi adam daha COSGAP'in, yani sözüm meclisten dışarı yani, kod daha COSGAP'i yazamıyor. Ama COSGAP'ten destek almaya çalışıyor. Gidiyor sonra diyor ki ya COSGAP bana destek vermez. Sana niye destek versin? Adam zaten, sen şirketi kuramazsın ki sana destek versin. Yani arkadaşlar biraz mantıklı düşünün, biraz mantıklı hareket edin ve COSGAP, yani devletin de sonuçta batıracak parası yok yani. O yüzden iyi bir şekilde COSGAP yetkililerinize kendinizi anlatmaya çalışın. Emin olun sizi destekliyorlar, destekleyecekler arkadaşlar. E-ticarete de destek veriyorlar. Son kez kodu tekrarlıyorum. 479114 arkadaşlar. Bu NACE koduyla planınızı, projenizi hazırladığınızda, şirketinizi kurduğunuzda COSGAP size kuruluş ve birinci faz işletme desteğini sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde anlatabilirim. Birinci faz işletme desteği dediğim şey birinci periyot aslında. Burada personel desteği demiştim ya. Belli günde sigortalı personel çalıştırdığınızda size belli destekler veriyor. Yılın sonunda bu destekleri de yine alabilirsiniz. Peki COSGAP'le e-ticaret firması kurarsam her istediğimi satabilir miyim? Tabii ki satabilirsiniz. Böyle bir soru vardı. Yani yasal olan, illegal olmayan her şeyi satabilirsiniz. COSGAP'le COSGAP'le ticaret firması kurarsam pazar yerlerine satış yapabilir miyim diye bir soru vardı. Tabii ki yapabilirsiniz. Yani COSGAP ticaretinize karışmaz. COSGAP nerede ürün sattığınıza karışmaz arkadaşlar. COSGAP size destek verir ve bu desteğin karşılığında işletme faaliyetleri devam ediyor mu? Bunu denetler. Siz istediğiniz yerde satış yapabilirsiniz. COSGAP e-ticaret desteği alıp daha sonra toptan satış yapabilir miyim diyen bir arkadaşımız vardı. Yapabilirsiniz. Bir sakınca yok. Yani sonuçta siz fatura kesiyorsunuz. Faturalı işlem yapıyorsunuz. Toptan da satış yapabilirsiniz. Kimse size karışmaz arkadaşlar. Herhangi bir problem olmaz. COSGAP kargo anlaşmalarımıza karışıyor mu diye bir soru vardı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz kargo ile anlaşabilirsiniz. İstediğiniz taşımacılık firmasıyla iş yapabilirsiniz. COSGAP bunlara da karışmaz. Altyapımızın ne olacağını COSGAP mi belirliyor diye bir sorumuz vardı gene. COSGAP buna da karışmıyor arkadaşlar. Siz size en uygun, maliyetleri en uygun, e-ticaret projenizin ihtiyacını karşılayan en uygun altyapıyı satın alabiliyorsunuz. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Orada yalnız yazılım altyapısının desteğini COSGAP'ten alabilmeniz için ileri seviye girişimcilik eğitimlerini tamamlamış ve projeniz ileri seviye girişimcilik kapsamına değerlendirilmesi lazım. Bunun için de bir inovasyon, yani inovatif bir iş yapıyor olmanız lazım. Geleneksel ticaret yapmıyor olmanız lazım. Daha ileri girişim, ileri teknoloji girişim yapıyor olmanız lazım. E-ticaret de burada değerlendirebiliyorlar arkadaşlar. Ama tabii ki hani ben işte ampul alacağım, ampul satacağım değil. Daha farklı şeyler yapmanız lazım. Daha niş alanlara yöneldiğinizde COSGAP yetkilisi de bunu gördüğünde, sizin marka olabilme adayı olduğunuzu gördüğünde sizi daha farklı hibelerden, daha farklı kredilerden faydalandırabiliyor arkadaşlar.
Kosket mikro işletme personel başı 100.000 TL desteği, en çok şu soru geliyordu. İşte işletmemi yeni kurdum, 2020'de kurdum, faydalanabilir miyim? Hayır, faydalanamazsın. En büyük şey şu: İşletmeyi 2019'dan önce kurup 2019 cirosunun da 75.000 TL olması lazım arkadaşlar. Onun dışında 2020'de kurulan, 2021'de kurulan işletmeler mikro ölçek, bu mikro kredilerden, mikro personel hibe desteklerinden faydalanamıyor. Hibe değil, daha doğrusu kredi desteklerinden faydalanamıyor arkadaşlar. O yüzden siz de faydalanamazsınız. Bu şekilde bu videoyu da noktalamış olalım. Dediğim gibi e-ticaret alanında Costcap'ten faydalanabilirsiniz. Ancak benim aşağıda size linkini bıraktığım iş planını mutlaka inceleyin. Bu iş planını kendiniz bir doldurmaya çalışın. Daha sonra Costcap'e kayıt olup eğitimlerinden yararlanın arkadaşlar. E-Akademi'den e-Devlet şifrenizle girip Costcap eğitimlerini ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu konuyla alakalı sorunuz olduğunda videonun altında mutlaka yorum yaparak sorun ki diğer arkadaşlar da benim size vereceğim cevaplardan faydalanabilsinler. Hoşça kalın. Bay bay.